Ve arkadaşlar, Minecraft dünyasında bir avcı olarak dünyaya gelmiştim. Aynı zamanda karşımda eski bir ev, avcı evi vardı. Batıyorum. Yardım edin, ölmek üzereyim. Hayır. Ölüyorum. Arkadaşlar, küçük bir aksaklık. Devam edebiliriz. Bu asker sanki saklanmak içinmiş gibiydi. Sandığı açtım. İçinde tam bir demir set. Ateş boyutu 2 basılı bir demir kılıç. Güç 3 basılı bir yay. 30 gibi bir coin eti. 64 tane de 1-2 efektiven zayıflama oku. Önce envanterimi düzenledim. Mesela bu nereden geldi ya? Arkadaşlar bunu boş verin. Bu böyle bir şey yok ha. Zırhımı giyerek işe başladım. Bu saymayın arkadaşlar bir şey. Evet. Envanterimi düzenledim. Ve geceydi. Hemen yatağa yattım. Sabah etrafıma bakınacaktım. Sonuçta ben bir avcıydım. Düşmanları veya benzeri herhangi bir canlıyı avlayacaktım. Arkadaşlar, bu arada modlu bir Minecraft, yani mod yüklediğim bir Minecraft. O yüzden yani anlamayacağınızı bildiğim için söylemem gerekti. Ve o da ne, bir dev vardı. Yani ben bu kardeşine baktığım için arkadaşlar küçük bir aksaklık. Bir aksaklıklar sonra tekrar beraberiz arkadaşlar. Ama küçük bir arama sıkıştırdım. Beni vurmaya başladı. Bu gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ölmüyor. Öl be. Çok zordu arkadaşlar. Ben asla ama içinden hiçbir şey çıkmamıştı. Çok garipti. Niye içinden hiçbir şey çıkmamıştı? Bunu kimse bilmiyordu. Yavaşça yerime doğru gittim. Ben anlamıştım ki bir deri bot yapmam gerekiyordu. Sonra tekrar karşınızdayım arkadaşlar.
Bu aradaki destekimi unutmayın arkadaşlar ya. Beklenmedik şeyler bunlar. Anladım ki onu. Önündeki aletler o kadar da güçlü değil etraftaki canlara göre. Ve maceralara atılıp güzel aletler edinmem gerekiyordu. Yine biraz odun topluyordum. Altı odun topladıktan sonra ve odan o bir de hayır ikinci bir de varsa kaldıramam olamaz devler için dev tuzak yapmam lazım. Heh. Komik espriydi, kabul edin. Devler için dev bir tuzak. Arkadaşlar dışarı havlam sesleri geliyor olabilir. Acilen eve gitmem gerekiyor. Akşam olmaya başlamıştı. Her ne kadar bir avcı olsam da en sonunda ben de ölebilirim bu arada. Önceden her şeyi avlayabilecek potansiyel sahip değil. Ve işte orada bitti. Öncelikle odunları tahtaya çevir. Ağacı bunlarla nasıl yaşıyor? Bunları hiç bilmiyorum. Yani onun adı değildi zaten. Sinirlendi. Niye sürekli dev geliyor ki? Ve devler niye var? Niye diyor? Niye ama? Ama niye? Neyse sinirlenmişti. Ölüyorduk be. Gittim eve ya. Bir de çok karmakarışık olmuştu biliyorum. Ama bir de bir sonraki video ikinci bölüm yani daha profesyonelce çekilecek. Bunu şimdiden söyleyeyim. İki tane kürek yaptım. Nedenini sormayın. Size ne? İki tane de kazma. Yani anlaşılan burada bolca spawn oluyorlar. Aa, öleceğim. Hayır, hayır. Buradan kaçmam lazım. Evet işte. Ben de evlerimin yakın o zaman bir dev tuzağı yaparım. Yani dev tuzağı. Arkadaşlar ben şurada köprü inşaatına başladım. Beni gıcık ediyor şeyler. Tozlaşmış karlar. Kardeşim boğuluyoruz ya. Karın içinde ölüyoruz. Boğuluyoruz. Balta yapmam için kürek de kırıyorum arkadaşlar. Yeterli olur bu tahtalar. Akşam ne oldu? Sıkıntı olabilir. Kötü oldu biliyorum. Ben videonun şimdi bir temelimi atarım. Deri botumu at falan yaparım. Az çok gelişirim arkadaşlar. Bir de şu kılıcımı tamir ederim. Görüşürüz. Bay bay. Yatayım şöyle de. Görüşürüz.